Babam, bak aşağıdan su aldım simit aldım ha. Böyle aç açın olmaz. İstemez oğlum. Ya bir parça ya bari. Yengem, sen al bari ha. Bak simit var, su aldım. Ya bir parça ya, ne olur. Çok sağ ol. Yenge bak, Azat seni alsın, eve götürsün. Hem Handan da orada, beraber beklersiniz, olmaz mı? Yengem. Haydi gel. Gidelim, hem bak doğru düzgün bir şeyler yersin, bir iki saat uyursun. Ben seni yine getiririm. Yapma böyle. Ha. Yok Azat, amcan orada öyle yatarken ben hiçbir yere gitmem, buradayım. Ya yenge, ha burada beklemişsin, ha orada beklemişsin. Yapma böyle, ne olur. Olsun. Hisseder o. Yakınında olduğumu, benim onun uyanmasını beklediğimi anlar. Merhametlidir abin Cihan. Hiç kıyamaz ki bize. Benim burada beklediğimi bilirse gayrete gelir. Ben daha da üzülmeyeyim diye dört elle sımsıkı sarılır canına. Yok, gidemem ben. Siz gidin. Söyle Yusuf. Nasıl? Hazar nasıl? Şimdilik aynı. Bekliyoruz. Ama iyileşecek Allah'ın izniyle. Efendim Handan. İyiyim, iyiyim. Sen sormadan diyeyim. Abimde bir gelişme yok. Yok canım, bu sefer sormayacağım. Kendim gelip göreceğim. Beni burada bıraktınız bir başıma şu mağaza halifeyle. Azat orada. Yaren oraya geliyor. Ben hiç benimle boşu boşuna zıtlaşma, geleceğim. Beş dakikada olsa kendi gözümle göreceğim abimi. Oradan da konağa geçerim. Tamam Handan, tamam. Sen de gel. Kapıdaki çocuklara söyle getirsinler seni. Tamam canım. Haydi. Gelebildin. Hem çağırıyorsun hem geç kalıyorsun. Ben tam vaktinde geldim de sen erken gelmişsin. Amcan iyi herhalde. Böyle tanınmamak için kuşanıp hinlik peşine düştüğüne göre bir şey yok diye düşünüyorum. Sultan Hanım, şu at gözlüğünü çıkar istersen, etrafına şöyle bir bak. Karşımda düşmanın değil. Aradığım fırsatı ayağına getiren biri duruyor. Ayrıca benim amcam güçlüdür. Aslan beylerle kızının yaptıklarına rağmen iyi direniyor. İnşallah atlatacak, iyileşecek. Hem de size rağmen. Neyse, biz kendi konumuza dönelim değil mi? Seni dinliyorum. Neymiş bu fırsat? Gene neyin peşindesin acaba? Vallahi lafı hiç uzatmadan dimdirek konuya gireceğim. Sizin Elif'i benim abime istiyorum. Ne istiyorsun, ne istiyorsun? Sadece ben değil, bunu sen de istiyorsun. Şimdi kulaklarını iyi aç da beni dinle. Şöyle yapacağız. Ne düşünüyorsun? Edecek misin, etmeyecek misin? Söylesene. Bunun için sana niye yardım edeyim ki? Vallahi kusura bakma Sultan Hanım ama Aslan Beylerin kıymetli kızı belli ki senin kızın değil. Azize Aslan Bey kızını hiç çekinmeden kendi istekleri için harcadığına göre... eğer bu evlilik olursa Azize güçten düşer. Miran'la Reyyan'ın da arası bir daha düzelmemek üzere bozulur.
işte bu da sana ve kızına yarar. O nasıl olacak? Çünkü bu işi Reyyan planlamış gibi kuracağız. Miran sanacak ki Reyyan sizin ona ettiğinizin intikamını Azat sayesinde Elif'ten alıyor. Bu kız düşman. Bu kız bu eve intikam için geldi. Ben dahil hiçbir Aslan Bey ailesinden birinin şerefinin ayaklar altına alınmasına müsaade etmez. Yanlış kapıdasın gülüm. Sen beni yanlış anladın Sultan Hanım. Biz size benzemeyiz. Biz de gelin baş tacıdır. Sizin gibi düzmece nikah kıymayacağız. Teliyle, duayla, Şadoğulları'nın tek erkek torununa gelin alacağız kızınızı. Hadi ben Reyyan'la Miran'ın arasını bozdum. Reyyan'a kurtuldum. Azize'yi de güçten düşürdüm. Senin bundan kârın ne olacak? Biricik abimin canı. Elif'i gelin alırsak kızınızı dul bırakmak istemezsiniz herhalde. Kan duracak kan. Daha ne kârı arıyorsun? Bana bak bilgiç. Gözlerimin içine bak. Oradan aptal gibi mi görünüyorum? Yok. Kafan çalışıyor belli. Yoksa bunca sene Azize Aslan Bey'in gelini olup delirmeden kalabilmek kolay değil. Neyse, işte bu yüzden ben de sana geldim. Bu işi yapsa yapsa benim gibi akıllı ve ne istediğini bilen biri yapabilir dedim. Bırak bu numaraları, kan duracakmış. Esas derdin ne onu söyle. Vallahi benim tek derdim bu. Biz birbirine bağlı bir aileyizdir. Tabii senin bunu anlaman çok zor. Hepiniz birbirinizin gözünü oymak istediğinizden. Birbirinize bağlı olduğunuz amcan ölüm döşeğindeyken buraya pazarlığa geldiğinde belli. Ben diyeceğimi dedim. Fazla vaktim yok. Yapacağını yapmayacağını. Düşüneceğim. Vallahi çabuk karar versen iyi olur. Eğer amcam ölürse, abim asla Elif'le evlenmez. Kanı durdurmak şöyle dursun, intikam için kollarını sıvar. İşte o zaman ortada kızını evlendireceğim bir anda kalmaz. Anladın? Hadi ben hastaneye amcamların yanına gidiyorum. Bizimkilere selamını ileteyim mi? İster misin ha? ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.